yaklaşıyor hadi durma Sana Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca bugün sizlerle beraber ders izleyinde ondalık gösterim konusunu işleyeceğiz. Ondalık gösterimlerde basamak değerlerini bulacağız. Bu sayıları okuyacağız arkadaşlar. Kesir olarak ondalık ondalık olarak gösterdiğimiz sayıları kesir olarak göstereceğiz, kesirleri ondalık olarak göstereceğiz. Yani anlayacağınız çok işimiz var arkadaşlar. Kağıt kalemlerinizi hemen hazırlayın ve derse başlayalım. Öncelikle ondalık gösterim nedir? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şekil üzerinden bir öğrenmeye, göstermeye çalışalım. Hadi bakalım. Şekil göre arkadaşlar biz bunu kesir olarak gösterebiliyoruz artık. 2, 4, 6, 8, 10 öyle değil mi? 10 tane parçadan bir tanesi işaretlenmiş. Nasıl gösteriyorum ben bunu? 10'da 1 diye gösteriyorum değil mi? 1 bölü 10 diye de okuyabiliyorum. Onda bir şeklinde de okuyabiliyorum arkadaşlar. Ondalık olarak gösterebilmem için paydamın mutlaka 10, 100 veya 1000 gibi onun kuvvetleri olması gerekiyor. Tamam mı? Payda ne olacakmış? 10, 100, 1000 payda böyle olmazsa gösteremem. Tamam mı? Aklında bulunsun. Paydam 10, 100, binden birisi değilse ondalık olarak yani ondalık demek virgül demek. Tamam mı? Virgüllü olarak sayıyı virgüllü olarak gösteremem demek. Tamam mı arkadaşım? Pekala bakıyorum şimdi ben 1 bölü 10 kesrini buldum. 1 bölü 10'u ben artık ondalık olarak gösterebilirim. Bak virgüllü olarak göstereceğim. Ne yapıyorum şimdi? Evet arkadaşım ne yapıyorum? Paydamda bir tane sıfır olduğunu görüyorum. Öyle değil mi? Hemen şurada yazalım. O zaman virgül atıyorum. Virgülü attım. Paydada bir tane sıfır varsa virgülden sonra bir tane sayı yazacağım demektir. Sadece bir sayı. O bir sayıyı da nereden yazacağım biliyor musun? Pay kısmından yazacağım. Pay kısmım ne? 1. O zaman bu bir basamaklı olan yere rahatlıkla sar mı? Sar. Biri geldim yazdım. E hocam virgülün sol tarafı boş kaldı. Sol tarafı boş kaldıysa boşlukları sıfırla dolduralım arkadaşlar. Boşlukları dolduruyoruz. Neyle dolduruyoruz? Her zaman sıfırla dolduruyoruz. Tamam mı? Ne oldu arkadaşlar? 0,1 şeklinde oldu. Öyle değil mi? Sıfır virgül bir şeklinde oldu. Pekala arkadaşım şimdi ben bu sıfırı sıfır kısmına tam kısım diyorum. Tam kısım bunları da bil. E, virgülden sonraki kısmı ise kesir kısmı diyorum tamam mı? Kesir kısmı diyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, bu arkadaşlar bunu okurken nasıl okuyoruz ona onu bir öğrenelim hemen bakalım şimdi arkadaşlar virgülden önceki kısma ben tam kısım dedim ya o zaman diyeceksiniz ki oraya e, okurken sayı okuyacaksınız sonra o kadar tam diyeceksiniz tamam mı yani şundan bahsediyorum arkadaşlar bakın sıfır var ya orada sıfır sıfır tam diyeceksin anlaşıldı mı sıfır tam Pekala e, sonrasında ne diyeceksin sonrasına da hani e, burada bir basamak var ya arkadaşlar gösterelim hemen şöyle burada bir basamak var hangi sayıda bir basamak vardı yani onda mı yüzde mi binde mi onda o zaman onda bir diyeceksin sıfır tam onda bir şeklinde okuyacaksın Tamam mı arkadaşım? Anlaşıldı mı buraya kadar? Nasıl okuyacağımızı ben size zaten sıklıkla göstereceğim. Daha rahat bir şekilde okuyacaksınız tamam mı? Hemen bir alt tarafa geçelim arkadaşlar. Alt tarafta bir bölü yüz ya da yüzde bir. Bak ben bunu onda bir olarak okumuştum ya şunu onda bir olarak. Sıfır tamını tam kısmında sıfır varsa okumayabilirim. Onda bir diye okuyorum bak gördün mü? Onda bir kesir olarak da okuyordum. Ondalık olarak da okuyabiliyorum onda bir. O zaman ben bunu tam olmadığı için yüzde bir olarak okuyorum ya yüzde bir olarak. Yazacağım aynı şekilde ondalık olarak tamam mı? Yani arkadaşlar bakalım şimdi payda da iki tane sıfır var. Virgülümü atıyorum diyorum ki virgülden sonra demek ki iki basamağım olacak. Hangi sayıyı yerleştiriyordum? Şu pay kısmındaki sayıyı yerleştiriyorum. E hocam ben nasıl yerleştireceğim? Bir bir diye mi yerleştireceğim? Aman ha sakın. Sadece biri yerleştireceksin biri. Biri nasıl yerleştiririm? Biri buraya yerleştirirsen boşlukları sıfırla dolduruyordum ya buraya sıfır yazarsın. Ama sayım bu sefer bir olmuş olmaz arkadaşlar. Bak 10 olmuş olur. Ben bir yerleştireceğim buraya. On değil. Tamam mı? Siliyorum o zaman. Diyorum ki ben biri buraya yazarım. Birin önüne sıfır yazarsam sıfır bir demek zaten bir demektir. Tamam. E hocam Tam kısmı yok, yoksa sıfırla tamamlıyorsun. Ne oldu o zaman? Hadi okuyalım. Şu sıfır okuyorum önce. Sıfır tam, sıfır tam. Burası yüzün içerisinde iki tane sıfır olduğu için yüzde bir olarak okumuş olduk arkadaşlar. Tamam mı? Sıfır tam yüzde bir. Hemen alt tarafa geçiyorum. Burada 3 tane sıfır var. O zaman virgülden sonra 1, 2, 3 tane basamağım olacak. Hangi sayıyı yerleştireceğim? 1'i yerleştireceğim. 1'i en sona yerleştiriyorum ki değişmesin. Önüne hemen sıfırla tamamlıyorum. Hatta tam kısmında yokmuş. Orayı da sıfırla tamamlıyorum. Okuyorum. Hadi bakalım. Önce burayı okuyorum. 0, virgül gördüm. Tam dedim. 0 tam. Hop, burası 1000'de arkadaşlar. 1000'in içerisinde 3 sıfır vardı. 1000'de 1 diye okuyorum. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Hemen geçiyorum. Bol bol örnek çözelim arkadaşlar. Evet tablomuza bir bakalım. Tablo, tablodaki boşlukları dolduracağız şimdi. Tamam mı? Şimdi bize bir kesir vermiş. Hemen ilk kesirimize bakalım. 3 bölü 10. Onda 3 olarak okuyabilir miyim? Evet, onda 3 olarak da okuyabilirim. Önce ondalık olarak gösterelim. Diyorum ki, şimdi burada bir tane sıfır olduğu için virgülden sonra bir basamağım olacak. E 3, bir basamaklı, rahat bir şekilde sığar sığdırdım. Tam kısmımı sıfırla tamamlıyorum. O zaman okuyorum. Sıfırdan başla okumaya. Sıfır tam... Sıfır tam. E burada bir tane sıfır olduğunu anlıyorum hemen. Yani 10 olduğunu anlıyorum. Onda 3. Tamam. Hemen alttakine geçiyorum bakın. Burada tam kısmını hali hazırda vermiş. 5 tam. Al sana 5 tam. Virgülü koydum. E burada bana ne diyor? Virgülden sonra iki tane basamak olacak diyor. Virgülden sonra iki basamak yazdım. Yazdım. Ne yazacağım peki oraya? İki sayısını konduracağım. İki sayısını nasıl konduruyorum? Bak şöyle konduruyorum. Tamam mı? 2 yazıp yanına 0 yazarsan 20 olur o. 2 olmuş olmaz. 5 tam diyorum okuyorum bak artık 5 beş tam 5'ten sonra virgül gördüm tam dedim. Arkadaşlar e, burası ne hemen bakalım. Şurası 2 e, tane basamak olduğu için e, yüzde de 2 tane sıfır olduğu için yüzde 2. 5 tam yüzde 2. Tamam. Hemen bakalım alttakini arkadaşlar. Bunu kesir olarak göstereceğim. E 0 tamı yoksa okumayabilirim. öyle değil mi? Hadi şurayı okumaya çalışalım. İki basamak varsa demek ki yüzde olduğunu anlıyorum. Yüzde iki tane 0 var çünkü. Yüzde 64. O zaman yüzde Ben şöyle yazabilir miyim? Bak, yüzde 64. Yazabilirim değil mi? Kim karışacak bana? Sıfır tamı yok zaten. E hadi o zaman ben burayı nasıl okudum? Yüzde 64 diye okudum. Sıfır tamını yazmasan da olur fark etmez. Sıfır tam yüzde 64 diyorum. Tamam mı? Peki hemen alt tarafa geçelim arkadaşlar bakıyorum burada 12 tam var hemen yazıyorum 12 tam dedim açtım kesir çizgimi burada ne var 3 var 3 bölü kaç basamak var 1 2 3 basamak o zaman 1 2 3 tane sıfır koydum yani binde 3 olmuş oldu hemen okuyorum 12 tam 12 tam binde. 3 sayısı oldu. Tamam mı? Peki hadi okunuşları verilmiş. 40 tam. 40 tam dedi virgülü koydum. 40 tam. Binde 52. Arkadaşlar binde diyorsa 1, 2, 3 basamak olacak. Çünkü bin sayısında 3 tane sıfır var. Tamam mı? Binde 52. 52'yi sığdıracağım buraya. 52'yi şöyle hizalarım. Buraya da bir tane sıfır koyduğum zaman al sana 52 olmuş olur. Hadi bakalım bunu kesir olarak yazalım. 40 tam, 40 tam. Binde 52 ya bak. Binde 52 yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Kim karışacak bana? Hadi bakalım diğeri. %7. %7 arkadaşlar. Ee, o zaman tam kısmı yok. Sıfır tam. Sıfır tam. Yüzde dediği için 100. Yüzde 2 tane sıfır olduğu için 1, 2. Tamam koyduk. 7'yi sığdıracakmışım. Yüzde 7. 7. Nasıl koyarım? 07 olarak koyarım. Tamam mı? Başka türlü sığmaz çünkü. Peki yüzde yedi yazıyorum hemen arkadaşlar. Yüzde yedi. Bu demek değil midir? Evet bu şekilde yazılır. İşte bu kadardı arkadaşlar. Tablomuzu da doldurduk. Bol bol örnek çözdük. Anladığınızı umut ediyorum ve geçiyorum. Aşağıdaki kesirleri ondalık olarak gösteriniz diyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Burası burası birazcık daha farklı ama zor değil. Bakın şimdi ne diyor? Virgülden sonra bir basamağım olsun diyor. Diyor değil mi? Evet. E 27'ye baktım hocam. 27 buraya nasıl sığacak? Böyle olmaz. Oraya bir basamak koyacaksın. 27 oraya sığmıyorsa o zaman sen 27'yi öyle bir yerden virgülle ayıracaksın ki sağ tarafta bir basamak olsun. Yani 7'yi bu tarafa yazıp 2'yi bu tarafa yazarsan ayrılmış oluyor. Bak 2 tam onda 7 olarak okuyoruz biz bunu. 2 tam yazayım. 2 tam 10'da 7. Tamam mı? Hemen yan tarafa bakıyorum. Bak şimdi burada bir tane sıfır gördüm. Virgülden sonra bir basamağım olacak demek. İyi de hocam öyle dört basamaklı bir sayı vermişsin. Nasıl virgülden sonra bir basamağım olacak? O zaman 6'yı buraya yazarsın arkadaşım. Geri kalanı da onun önüne. Yani 374'ü de buraya yazarsın. İşte virgülden sonra bir basamak oldu. Nasıl okuyorum? 374 tam onda 6 olarak okuyorum. Peki hemen alt tarafa geçelim. 2 tane virgül, 2 tane basamak olduğunu anlıyorum. 1 2 basamak. O zaman 342'yi öyle bir yerden virgülle ayırıyorum ki sağ tarafta 2 tane basamak olsun. O zaman 42'yi buraya yazarım. 3'ü buraya yazarım. İşte böyle. 3 tam %42. Bu bana ne diyor? Virgülden sonra 1, 2, 3 basamağın olsun diyor. Bakıyorum. E virgülden sonra 3 basamak yok. 2 basamak var. E daha güzel ya. 2 basamağı böyle sağ tarafa hizalarsın. Geri kalanları da sıfırla tamamlarsın. 0 tam %78 olmuş olur. Evet diğer örneğimize bakalım. Aşağıdaki kesirleri ondalık olarak gösteriniz diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 4 bölü 25. Hemen geliyorsunuz şunu yapıyorsunuz. Hop geliyorsunuz İşte şöyle falan yazanlar oluyor. Hayır arkadaşım paydaya bir bak paydaya. Ben paydadaki sıfıra göre karar vermiyor muydum şuradaki basama? E paydada sıfır mı var ki? Yani paydada 10 mu var? 100 mü var? 1000 mi var? Paydamda ne olmalıydı mutlaka paydada? 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri olmalıydı. Öyle değil mi arkadaşlar? E, o halde ne yapacağım? Ben paydayı ya genişleteceğim ya da sadeleştireceğim. Bakalım şimdi 25. 25'i büyütsem yani 25'i genişletsem, katlasam 100'ü bulabilir miyim? Ya da 10, 100, 1000'den birini bulabilir miyim? Hadi yapalım. 25, 50, 75, 100. O 100'ü bulduk gördünüz mü? Kaç kere de 4 kere de bulmuş olduk. O zaman altına hemen 4'ü yazıyorum. 4 ile 4'ü çarpıyorum 16. 4 ile 25'i çarpıyorum 100. E paydam artık. Benim istediğim şekle geldi mi? Geldi. Ne diyor bana? Virgülden sonra iki basamağın olsun. E 16 zaten iki basamaklı. Bak buraya tam sığdı. O zaman boşlukları sıfırla tamamlıyorduk. Sıfır tam. Yüzde 16. Tamam. mı? Hemen alt tarafa bakıyorum 50 gördüm 50 Arkadaşlar 50, 100, 150, 200'e gitmiyor mu? E, 50'nin 2 katı 100 yapıyor. Hemen 2 ile 18'i çarpıyorum. 36. 2 ile 50'yi çarpıyorum. 100. Bana diyor ki virgülden sonra iki basamağın olsun. Hop! 36'yı oturttum. Bir de boşlukları sıfırla tamamladım. Hemen alt tarafa bakıyorum. Bak alt tarafta 300 var. Aman ha! Sakın yanılıp da e eh hocam paydada 2 tane sıfır var. Virgülden sonra 2 sıfırım olacak. Ben 48'i yaz falan sakın ha aman öyle bir şey demeniz istemiyorum. Paydam 300 arkadaşlar. Dikkat edin. 300. 100 olması gerekiyor. Peki acaba 100 olabilir mi? Bir deneyelim. Ben 300'ü arkadaşlar şöyle uzatsam burayı ben 3'e bölsem 100 olur mu? 300'ü 3'e bölsem 100 olur. Pekala acaba 48 de 3'e bölünüyor mu? Evet, 48 de 3'e bölünüyor. O zaman her iki tarafı 3'e bölelim. 2 tamam duruyor. Hadi 48'i 3'e bölelim. Bölelim. 3 kere 1, 3. 1 kaldı. 18, 3 kere 6, 18 oldu. Tamam. 16 oldu mu? Oldu. Peki 300'ü 3'e bölelim. 100 oldu. Çok güzel. Paydam artık 10, 100 veya 1000'den birisi. 2 tam diyor. 2 tamı yazdım. Virgülü koydum. Virgülden sonra 2 basamağım olacakmış. 1, 2 basamak. E 16 buraya zaten çok kolay bir şekilde sar. 2 tam yüzde 16 olmuş oldu. Aşağıdaki kesirleri ondalık olarak gösteriniz diyor arkadaşlar. 3 bölü 6. Paydama baktım 6. Arkadaşlar 6'yı nasıl katlarsanız katlayın. 10, 100 veya 1000 elde edemezsiniz. Size burada şaşırtmak için vermiş. Demek ki bu kesir genişletmeden önce sadeleşebilen bir kesir. Önce sadeleştireceğim. 3 bölü 6. Her ikisi de 3'e bölünür mü? Evet ikisi de 3'e bölünür. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Güzel. Artık paydam 2. Iki. Arkadaşlar 2'yi katlayalım. 2, 4, 6, 8, 10. E onu bulduk. Kaç kere var? 5 kere. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. Ne kadar güzel. Onu buldum. Bana diyor ki virgülden sonra bir basamak olsun. Geliyorum 5'i olduğu gibi yazıyorum. Buraya da 0 koyuyorum. 0 tam onda 5 olmuş oldu. Tamam mı? hemen alttaki örneğime bakıyorum 5 gördüm arkadaşlar 5'in 2 katı 10 yapar hemen 2 ile çarpıyorum 2 kere 1 2 2 kere 5 10 güzel virgülden sonra arkadaşlar bir basamak olacakmış o zaman 2'yi koydum 0'ı da buraya koydum pekala 9 bölü 12'ye bakalım 12'yi ne kadar katlarsanız katlayın 10 100 veya 1000 elde edemezsiniz arkadaşlar o yüzden ne yapıyorum sadeleştirme hadi bakalım acaba 9'u ve 12'yi hangi sayılara da bölebilirim? Evet. 3'e bölebilirim. 9'u 3'e böldüm. 3. 12'yi 3'e böldüm. 4. Güzel. Payda da ne gördüm? 4. 4'ün katları arasında 10 yok. Peki 4'ün katları arasında 100 var mı? Evet var. Bunu bulabilmek için arkadaşlar 100'ü 4'e böldüğünüzde 25 geldiğini görürsünüz. Yani bu şu demek. Ben her tarafı 25'te çarpacağım demek tamam mı? 25 ile 3'ü çarpıyorum 75. 25 ile 4'ü çarpıyorum 100. Ha aynı zamanda arkadaşlar bu tür soruları da ne kadar çok çözerseniz eliniz o kadar çok alışır. Düşünmemiş olursunuz. Yani ilk başlarda tabii şu 25'i düşünürsünüz. Ama sonra eliniz alıştığında emin olun hemen hızlı bir şekilde yapacaksınız. 75 bölü 100. Virgülden sonra iki basamağı mı olsun diyor. 75 buraya çok rahat sığıyor. O zaman tam kısmı sıfırla dolduruyorum. Sıfır tam %75 olarak da okuyorum. basamak değerleri kısmına geldik arkadaşlar. Burada birazcık uğraşacağız. Şimdi önemli olan sen acaba burada bir 53 sayısı var ya 53 tam sayısı var. Sen 53'ün basamaklarını biliyor musun? Hatırlıyor musun? Bak bunları hatırlaman gerekiyor. 53 normal bak virgülsüz yani ondalıksız bir sayı tam bir sayı. Ne yapıyordum? Hemen bu 3'e diyordum ki birler basamağı. 5'e de diyordum ki onlar basamağında diyordum. Öyle değil mi arkadaşlar? Yine o tam kısmı aynı şekilde yapacağım tamam mı? Bak 3'e bakıyorum. 3'teki basamağımın adı yine birler basamağı birler basamağı. Yine 5'teki basamağımın adı onlar basamağı. Tamam mı? Orası değişmiyor arkadaşlar. Bizim için asıl önemli olan virgülden sonraki kısım. Virgülden sonraki ilk basamağın hemen virgülün sağındaki arkadaşlar şu sağındaki hemen ilk basamağımın adı onda birler basamağı onda birler basamağı. Yani hep bir şey birler, bir şey birler, bir şey birler diye gidiyor. Tamam mı? Sonuna hep birler kelimesini koyacağız. Onda birler, yüzde birler, binde birler, tamam mı? Onda birler. İlk basamağım onda birler. Peki ondan sonraki sıfıra bakalım arkadaşlar. Bu yüzde birle yüzde birler basamağında. Altı ise arkadaşlar binde birler basamağında. Binde birler basamağında. Evet, basamakların adlarını yazdık. Gelelim basamağın değerine. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi en alttan başlamak istiyorum. 5'e bakıyorum arkadaşlar. 5 onlar basamağında ya ben bunu 53 diye okuyorum. 50 Ah sana 50. Amacımız sıfır koymak. Diğerlerini sıfırlamak. Tamam mı? Sadece o sayının kendisi kalıyor. Yani ben şu an 5'teyim ya. 5 kalıyor. Geri kalan hepsi sıfırlanıyor. Tamam mı? Peki birler basamağına bakalım. 3. Arkadaşlar birler basamağını her zaman kendisi gibi yazıyorduk. Onda birler basamağına bakalım. Şimdi onda birler basamağında ne var? 7 var. Şöyle değil mi arkadaşım? 7. Virgülü de koydum çünkü virgülün hemen sağında. Arkadaşlar geri kalanı sıfırlayacağız dedik ya o yüzden hemen ben tam kısmına bir sıfır koyuyorum. Sıfır tam onda 7. Bak ismine bak. Basamağın adına bak. Onda birler ya. Bu şimdi ben nasıl okuyorum? Onda 7 olarak okuyorum. Hemen yüzde birler basamağına bakıyorum. A yüzde birler basamağında sıfır gördüm. Arkadaşlar sıfır yazıyorum hiç uğraşmıyorum. Çünkü sıfır gördüğümde basamak değeri de sayı değeri de sıfır oluyordu. Bunu söylemiştik. Diğer önceki videolarımızı izlerseniz arkadaşlar daha rahat bir şekilde bunları çözersiniz. Binde birler basamağına bakalım. Binde birler basamağında 6 sayısını görüyorum ben. Nerede? Bak virgül var. Bir sayı var, bir sayı var ve ben 6 için uğraşıyorum şu anda. Çünkü binde birler basamağında 6 var. 6'nın dışındaki her yere 0 koyacağım demedim mi? Evet, alsam 0 koydum. Niye 0 koydum arkadaşlar? Çünkü adına bak, okuyalım burayı. Binde birler basamağı ya ben de bunu okurken binde 6 olarak okurum bak. Binde birler binde 6. Gördün mü? Basamağın adından geliyor zaten okunuşu. Okunuşu basamağın adından kopya çekilerek okunuyor tamam mı? Basamağın adını bilirsen okurken de kolaylık çekersin. Hadi bakalım sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki ondalık sayının rakamlarının basamak değerlerini bulunuz diyor. Hadi bulalım arkadaşlar. 1'e bakıyorum. 18 değil mi? 18 diyorum. Bu ne? Onlar basamağında olduğu için 18 dediğim için burası 10. Pekala 8 birler basamağında olduğu için direkt kendisini yazıyordum. 7. 7 şöyle değil mi? Şöyle değil mi arkadaşlar? Geri kalanları sıfırlıyordum, sıfırladım. Pekala 4'e bakıyorum. Virgül var, basamak var, 4 var. Bak 4'ün kendisi kalıyor. Geri kalanları sıfırla tamamlıyordum. Peki 2'ye bakalım. 2 Virgül var, basamak var, basamak var, iki var. Doğru mu? İki aynısı gibi kalıyor. Boşlukları sıfırla tamamlayalım. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Bak bu hangi basamaktaydı? Binde birler basamağındaydı. Ben binde iki diye okurum. Bu yüzde birler basamağındaydı. Ben yüzde dört diye okurum. Bu onda birler basamağındaydı. Ben onda yedi olarak okurum. Şunu unutma. Virgülün sağ tarafındaki ilk basamak ne? Onda birler basamağı. Sonra ne? Yüzde birler basamağı. Şuradaki virgüle silelim. Yüzde birler basamağı. Sonra ne arkadaşım? Binde birler basamağı diye gidiyor. Tamam mı? Virgülün sol tarafı ise ilk birler basamağı. Daha sonra ise onlar basamağı. Sonra ise yüzler basamağı olarak gidiyor arkadaşlar. Bu sıralamayı lütfen ezberleyin. Aşağıda basamak değerlerinin toplamı verilen sayının ondalık gösterimini yazınız. Arkadaşlar biz bunu çözümleme diyoruz. Çözümleme şeklinde verilmiş. Basamak adlarıyla basamak değerleriyle çarpıyorsun. Hangi basamaktaysa. Bak mesela ben hemen şunu anlıyorum ki 6 sayısı onlar basamağındaymış. Onlar basamağı. Onlar basamağı. Bak bu onda bir ya. Onda birler basamağında. Onda birler basamağı. Bak bu yüzde bir ya. %1'ler basamağında demek ki. Hadi ben bu sayıyı yazmaya çalışacağım. Bir kere bir virgülüm var, onu biliyorum. Virgülün sol tarafı burası birler basamağı, burası onlar basamağıydı. Bak, onlar basamağında var. Ne var? 6 var yazdım. Peki birler basamağı var mı? Var mı birler basamağı? Bir bakalım arkadaşlar. Yok. Onda birler var. Yüzde birler var ama birle çarpılmış herhangi bir sayı yok. Yoksa neyle tamamlıyorum? Sıfırla tamamlıyorum. Hemen virgülün sağ tarafındaki şu basamağın adı neydi? Onda birler basamağı var mı? Var. Kaç? Üç. Peki hemen sağındaki neydi? Yüzde birler basamağı var mı? Var. Ne? Yedi. İşte bu kadar. Boşlukları arkadaşlar sıfırlarla tamamlıyorduk ama şu anda zaten boşluğumuz yok. Bakalım şimdi hemen virgülümü koyuyorum. Virgülün sol tarafı birler basamağı ve daha sonra onlar basamağıydı. Bakıyorum bak birler basamağı var. Birler basamağı kaçmış? Birmiş. O zaman biri yazdım arkadaşım. Tamam mı? Hemen sağında ne vardı? Onda birler basamağı var mı? Yok. Bu ne? Bu binde birler. Benim gibi böyle yazabilirsin şaşırmamak için. Binde birler basamağı. Başka basamak var mı? Yok. Yoksa sıfırla tamamla. Peki burası yüzde birler basamağıydı. Var mı? Yok. Sıfırla tamamla. Burası binde birler basamağıydı. Var mı? Var. O zaman sayımı kendi yerine yazıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Bir tam binde iki olmuş oldu. Tamam mı? Bakalım şimdi bu yüzler basamağı var arkadaşlar. Yüzler basamağı. Virgülün bak burası birler. Onlar yüzler basamağı. Bana yüzler basamağı verilmiş 9 olarak. Başka da şu diğerleri verilmemiş sıfırla tamamlıyorum. Peki bu ne? Binde birler. Yine binde birler basamağındayız. O neredeydi? Bu onda birler, yüzde birler, binde birler. Bak basamakların adını bilince ne kadar rahat oluyor. Binde birlere ne vermiş? 6 vermiş. Geri kalanları vermediği için sıfırla tamamlıyorum. 900 tam binde 6 olarak okuyorum. Evet son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıların en sade kesir halini bulunuz diyor. Bakalım şimdi ondalık olarak göstermiş kesre çevir diyor. Arkadaşlar onda dört değil mi buradaki kesrimiz? 10'da 4 yazıyorum bakın. Bunun sade halini istiyor. Bakıyorum ki her ikisi 2'ye bölünebiliyor. Bölüyorum arkadaşlar. 4'ü 2'ye böldüm 2. Onu 2'ye böldüm 5. 2 bölü 5 en sade hali olmuş oldu. Bir diğer arkadaşlar bakalım şimdi buraya. Burası %25 öyle değil mi? %25. Arkadaşlar şimdi bu da sadeleşebiliyor. Zaten en sade halini istiyor. 25 ve 100 ikisi de 25'e bölünür. Bunları çöze çöze yapacaksınız. Elinize alışacak arkadaşlar. 25 25'e böldük 1. 100'ü 25'e böldük 4. Zaten arkadaşlar %25 ne demek? 4'te 1 demektir değil mi? Yani çeyrek demektir. Pekala bir diğeri hadi ona da bakalım. Bu nedir? 1000'de 8 yazalım. Binde 8 arkadaşlar. Hadi bakalım bunun neye bölündüğünü göremediniz. 2'ye böldünüz ya da 4'e böldünüz. 2'ye bölelim hadi bakalım. 8'i 2'ye böldük 4. 1000'i 2'ye böldük 500 oldu arkadaşlar. Hala 2'ye bölünebiliyor ya da 4'e bölündüğünü görebiliyorsanız 4'e de bölebilirsiniz. Göremediniz mesela 2'ye böldünüz. 4 2'ye böldük 2. 500'ü 2'ye böldük 250. Hala 2'ye bölünebiliyor bakın arkadaşlar. Ama böyle sürekli 2'ye bölerseniz Hani vakit kaybı gibi oluyor. Eğer o sayının 2'nin e, dışında başka bir böleni varsa onu görebiliyorsanız eğer direkt ona bölerseniz daha çabuk sonuca ulaşırsınız. Arkadaşlar tamam mı? Ben şu anda sizin yaptığınız yöntemlerden birini uygulamaya çalışıyorum. Bakın ne kadar sürekli bölmek zorunda kalıyorum. Vakit vakit kaybı oluyor. 2'ye bölüyorum 1. 250'yi 2'ye bölüyorum. 125 oluyor ve en sade hali 1 bölü 125 oldu arkadaşlar. Zaten 8 bölü bölü bindi ya arkadaşlar. Bunların ikisi de direkt 8'e bölünebilen sayılardı tamam mı? 8'e böldüğün zaman 1 bölü 125 geldiğini zaten biraz önce görmüş olduk. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.